Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 12-18 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, Güneş Terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Bu hafta Güneş'in zorlu ve güçlü açıları var ve bu etkiler altında 16 Ekim'de Terazi burcunda yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde Merkür 14 Ekim'de Akrep burcunda gerilemeye başlıyor. Artık 2020'nin son Merkür retrosu Akrep burcunda başlayacak. 28 Ekim'de terazi burcunda devam edecek retro ve 3 Kasım'da da terazi burcunda tamamlanacak sizin 10. evinizde başlayan bir retro bu dönemde şu andaki özellikle iş güç sorumluluklar kariyer alanındaki belki planlarınız programlarınız projeleriniz bu da biraz daha gözden geçirmeniz gerekebilir gökyüzü yeni adımlar atmak yerine yeni kararlar vermek yerine içinde bulunduğumuz şartları değerlendirmemiz eksikleri tamamlamamız yönünde bizi daha fazla destekleyecek gibi görünüyor. Tabii ki bu süreçte beraber çalıştığınız kişilerle, otorite figürleriyle, üstlerinizle, aile üyeleriyle zaman zaman bazı iletişim sorunları yaşamanız, bazı anlaşmazlıklarla karşılaşmanız mümkün. Mars Retrosu da hala daha devam ediyor. O da genel olarak zaten iletişim alanınızda özellikle yakın çevreyle kuracağınız ve kurmakta olduğunuz ilişkiler ve iletişimlerde biraz daha sıkıntılı bir pozisyonda. Şimdi Merkür'ün de retroya başlaması iletişimle ilgili her türlü konuya daha fazla dikkat çekiyor olacak. Terazi burcundaki Güneş 14 Ekim'de Mars'ta karşıt açıda olacak. 15 Ekim'de Plüto ile 18 Ekim'de de Satürn'e dik açıda olacak. Terazi 9. eviniz ve Güneş de genel olarak aslında yaşam enerjimizdir hayattan beklentilerimiz ve bir şekilde toplumsal alanlarda özellikle eri enerjileri yönetir i̇şte otorite figürlerini yönetir liderleri yöneticileri yönetir ünlü kişileri yönetir ve genel olarak baktığımızda bu hafta genelinde bu figürlerin bu kavramların daha fazla zorlanması mücadele içerisinde olması biraz daha riskli ortamlarda olması mümkün görünüyor. Ve bu enerjiler altında 16 Ekim'de akşam 22:30'da 23 derece Terazi burcunda yeni ayımız doğacak. Yeni ay tabii ki yeni olasılıklar, yenilikler anlamına geliyor ve ay sonuna kadar, 31 Ekim'e kadar olan süreçte yeni ay etkileri de hayatımızda olacak. Ama yeni ay biraz mücadele gerektiren bir yeni ay. Yani yeni projelerimiz var, belki yeni bir fikir, yeni bir düşünce, bir seyahate çıkmak istiyorsunuz, bir eğitime başlamak istiyorsunuz. Belki yurt dışı bağlantılı özellikle planlarınız var. Medya işleri, basın işleri, yayıncılıkla uğraşıyorsunuz. Bununla ilgili aktiviteler olabilir. Yeni ayda e, uluslararası alanda bir ticari oluşum veya bir e, seyahatle ilgili bir konu ya da bir akademik konu veya bir dava var, bir mahkeme işiniz var. Şimdi buralarda e, güçle ilgili e, otorite figürleri ve güçle mücadelenin ve bunun üzerimizde yarattığı bazı baskıların gündemde olması mümkün. Belki bazı engellerle karşılaşacağız. Belki bazı şeyleri biraz ötelememiz, biraz ertelememiz gerekecek. Ya da içinde bulunduğumuz şartlarda geçmişten gelen, çok daha hani göz ardı ettiğimiz ya da ihmal ettiğimiz ya da fark etmediğimiz bir şeyle karşılaşacağız. E, yarım kalmış ve eğitimi tamamlamak gibi ya da e, gözden kaçırdığımız, ihmal ettiğimiz bir davanın karşımıza çıkması ya da bir ticari oluşumda e, gözden kaçırdığımız bir detayla Karşılaşmamız gibi bir konu olabilir, yasal bir konuda olabilir bu gündemde olacak konu. Bu farkındalıklarla belki yeni düzenlemeler yapacağız önümüzdeki süreç içerisinde. Yani retro gezegen etkileri, özellikle ve güçlü gezegenlerin kısıtlayıcı etkileri bu anlamda hayatımızda eksikleri tamamlamak, bazı gerçekleri fark etmek, bazı ayarlamalar yapmak için karşımıza fırsatlar imkanlarda çıkarabilir Tabii ki sevgili kovalar sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim hoşçakalın